%60'lar, %70'leri konuşuyorduk değil mi? Ama insanların satın alma gücü bu kadar düşük değildi. Neden? Çünkü enflasyonun üzerinde bir gelir sağlanıyordu insanlara. Birincisi bu. Çok önemli bir konu bu. Evet. Öbürü de insanlar bu kadar borçlu değildi. Evet, devletin borçları vardı, kamu sektörünün borçları vardı ama vatandaşın borcu yoktu. Ne kredi kartı borcu vardı, ne tüketici kredisi borcu vardı. Bugün 1 trilyon liraya dayanmış vatandaş borcu var. Kredi kartı, tüketici kredisi borcu var. Bir yandan borcu var insanların, bir yandan da satın alma güçleri yok. Hadi bir level daha ileriye geçelim. 2001 öncesinde insanlar emekli olduklarında emekli ikramiyeleriyle çok rahat bir şekilde ev sahibi olabiliyorlardı. Ev alıyorlardı. Bakın, araba almak o bu falan filan, bunlardan bahsetmiyorum. Adam İstanbul'un göbeğinde çok iyi bir semtte bir ev sahibi olabiliyordu. 3+1. Hadi bakalım şimdi emekli olun. Emekli ikramiyenizde gelin Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de fark etmez. Kıyı semtlerden birisinde ev sahibi olun da görelim. Demek ki buradaki hikaye aslında doların değerli olup değersiz olması meselesi değil. Buradaki mesele insanların satın alma gücünün olup olmaması, gelir dağılımının ne kadar adil dağıtılıp dağıtılmadığı meselesidir. Peki Selçuk Bey, Cumhurbaşkanı diyor ki biz iş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun, hadi gel al, niye almıyorsun? Bu iş adamlarımız da anlamıyorum diyor. Bu iş adamlarımız da anlamıyorum diyor. Siz nasıl insansınız ya diyor Cumhurbaşkanı. Siz nasıl insansınız diyor iş adamlarına. Sen iş adamıysan diyor, yatırımdan yanaysan işte sana kredi. Hadi alın krediyi, yatırım yapın. TÜSİAD'a diyor özellikle. Pardon bir saniye, burada çok önemli bir noktayı işaret ettiniz. Bununla ilgili bir düzeltme yapayım. Sayın Cumhurbaşkanı, ben hani yayının başında da söyledim, Türkiye'deki iş dünyasını müteahhitlerden ibaret sanıyor anladığım kadarıyla. Çünkü bu faiz indirimi sonrasında, yani şu anki bugünkünden bahsetmiyorum, bir ay önceki 200 bas puanlık faiz indiriminden sonra sadece kamu bankaları faizi aşağıya çekti ve sadece konut sektörü için çektiler. Bu faiz indirimini bütün sektörlere yaymadılar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla eğer ki iş adamları sadece inşaatçılardan, müteahhitlerden, hatta müteahhitleri de ayıralım. Mahalle müteahhitleri batıyor zaten, onları saymıyoruz. Yani 3-5 müteahhitle İş adamları sınırlıysa, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı sonuna kadar haklı elbette. Selçuk Bey, bir şey soracağım. Ama siz geçmişte hiç doların nereye gidebileceğine ilişkin herhangi bir şeyde bulundunuz mu? Projeksiyonda, tahminde bulundunuz mu? Evet. Evet, ben 3 sene, ben sürekli bulunuyorum, tamam. Da yani Türkiye'de doların 12 lira olacağını ilk söyleyen ekonomistim, yerden yere vurdular beni. Ben yani, ben Selçuk şahidim. Bizim Savaş Kerimoğlu'nun haftada 2 gün programına katılıyordun ve ekonomiyi konuşuyordun. Evet. Aynen bu sözleri aylar önce Selçuk Geçer dile getirdi ki dolar buralara gelir. Sanki öngörüsünü merak ediyorum ama ben. Şimdi şöyle Selçuk Bey, bu gidiş devam ederse, hatta belki daha da kötüleşirse, yani şu anlamda mesela Lütfi Elvan görevden alındı ya da istifa etti. Yerine ekonomi çevrelerinin rasyonel ekonomi anlamında çok daha negatif baktı bir isim gelebilir. Dolayısıyla bu gidiş devam ederse ya da daha da kötüye giderse nerelere gidebilir dolar? Yani şöyle söyleyeyim, Hazine Bakanı kritik bir isim değil. Evet. Yani kusura bakmayın, Hazine Bakanı kusura bakmasın öncelikle, kritik bir isim değil. Yani Hazine Bakanı bugün değilse, çok tenzih ederek söylüyorum, yerine Gökmen Karadağ olsa, yakışır. Siz ekonomiden anlıyorsunuz ama yani hiç ekonomiyi bilmeyen bir isim de getirilip o koltuğa oturtulsa sorun olmaz, merak etmeyin yani. Yani Türkiye'deki en önemli iki kurum hangisidir biliyor musunuz? Yıllardır bu böyledir. Melda Hanım da bunu çok iyi bilir. Fikret abi de, Berhan Bey de, Barış da, siz de çok iyi bilirsiniz. Aslında bakanlık koltuğundan çok daha önemli bürokratik koltuklar vardır. Bunlardan birisi TÜİK'tir. Amerika'da da bu böyledir. İstatistik kurumları o ülkenin en önemli kurumlarıdır üstadım. İkincisi ise o verileri değerlendirerek para politikalarını belirleyen merkez bankalarıdır. Bunun dışındaki kurumlar
ekopolitiği belirlerler. Yani ekonomi politikalarının genel kapsamını, yol haritasını, planlamaları vesaire belirlerler. Ukalalık yaptıysam kusura bakmayın. Sağla. Ama ben sorunuza yanıt alamadım. Yani sizin beklentiniz doların nereye kadar yükselmesi? Böyle giderse. Böyle giderse. Yani şöyle söyleyeyim size. Doların gidecek artık bir yeri kalmadı. Ne demek? Yani öyle ifade edeyim. Yani bu saatten sonra dolar yükseliş eğilimini devam ettirecek normal koşullar dahilinde, onu söylemeye çalışıyorum. Burada korkmamız gereken şey dolar kırılacak mı, kırılmayacak mı, ona bakacağız. Yani neyi yani, açar mısınız onu? Yani Fikret abinin söylediği gibi dolar ya da Berhan Bey'in söylediği gibi, yanlış hatırlıyor olabilirim, özür diliyorum. Dolar bir anda 10 liradan 15-16 liraya gidecek mi? Yani devalüasyonist bir etkiyle hareket edecek mi, etmeyecek mi, ona bakacağız bu saatten sonra. Yoksa dolar bugünden sonra işte 5 lira olacak, 3 lira olacak, 2 lira olacak, 10 lira olacak falan yok. Dolarda bu saatten sonra geri çekilmeler yaşarız. Geri çekilmeler yaşarız bir ihtimal. Yani mesela çok maksimumda 9.90'ı görürüz. O geri çekilmeden sonra 13 liraya giden doları görürüz. Yani dalgalanmalar yaşarız. Ama ana trende baktığınız zaman dolardaki yükseliş eğilimi devam eder. Ve şunu söyleyeyim, Amerika tarafında ve Avrupa tarafında sıkılaştırma politikalarıyla ilgili atılacak radikal adımlarla birlikte biz dolarda çok daha agresif hareketler görürüz. Bu arada dolar diyoruz ama bunun içine euroyu da, sterlini de, altını da katabilirsiniz artıkla. Bir ek yani var buraya. Selçuk, buraya bir ek yapacağım. Ben bugün eğer gerçekten bu ülkeyi aklı selimle yönetiyor olsalar, burada faizi indirmez ve hatta terse yatırıp 3 puan artırırdılar. Bu bir. İki. Buradan söylüyorum, yapın bunları. Yapmalısınız. Zaten hak etmiş kişi, şimdi söyleyeceğim. 26 Kasım'da Osman Kavala'yı bırakın. Dolar 9.30 lira, 9 liradır. Demokrasi işletin, hukuku işletin. Kinle, inatla ülke yönetilmez. Osman Kavala'yı serbest bıraksınlar. 9.30'a dolar bulursunuz. Hocam yarın şey yazacaklar, Osman Kavala yüzünden artıyor dolar yazacaklar. Hayır canım, bir Osman Kavala fukara ne yapsın? 1400 küsür gündür orada. Ya dış mihraklar Osman Kavala'yı bıraktırmak için. Sadece ben Osman Kavala üzerinden, şey yazar, ben Osman Kavala üzerinden demokrasi ve hukukun işlemesini ve özgürlüklerin algısını ifade tamam. etmeye çalışıyorum. Biz onu o haliyle tutalım, evet. Yasayla ilişkilendirmeyelim. Ben... Hayır, demokrasi. Selçuk Keçer'in de bu arada, sayın seyirciler, ben projeksiyonunu, tahminini soruyorum. O da bir ekonomist olarak tahminlerini söylüyor. Söyledikleri asla kimse için yatırım tavsiyesi değildir. Yani evet, burada belirtilene göre kimseye bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Bir şey al peki, ya da sat bir şey daha tavsiyesi sorayım. Evet, peki şöyle bir şey yapma ihtimali olur mu? Bayağı bir hani devalüasyon kararı gibi doları şuraya çıkartıp orada durdurmak. Çünkü şeyi hatırlıyorum, ben 5 Nisan'da muhabirdim. 17 liradan 40 liraya çıkmıştı yani 5 Nisan kararları döneminde. İktidarın böyle bir şeyi olur mu, çıkışı olur mu, bir hamlesi olur mu? Ya da işe yarar mı bilmiyorum. Belki de şu anki tasarrufları o. Yani belki de 14-15 lira gibi belirtiler. İşi oraya kadar götürmek istiyorlar. Çünkü açıklamalar hep o yönde. Yani doları yukarıya itme eğilimindeler zaten. Öyle bir arzu içerisindeler. Ve bunu cari açığa bağlıyorlar. Ben tekrar bunun cari açıkla ilgili olmadığı kanaatinde olduğumu söylüyorum. Yani buradaki maksat Türk lirasını mümkün olduğunca değersiz hale getirip işte eldeki konusuz stokunu bir şekilde boşaltmaya çalışmak diye düşünüyorum. Ama burada kritik bir mesele var. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani işte Osman Kavala'yı serbest bırakalım, doları düşürelim. Yok yok. İşte hayır, o anlamda söylemedim. O ikisini ilişkilendirmeyelim. O anlamda değil. Ben bu ülkeye, bakın ne diyorsun, bir ekonomist olarak ilgiyle izlerim seni Selçuk Bey kardeşim. Yabancı sermaye gelmiyor. Son süreçte 9 milyar dolar ifade ettin galiba, dışarıya para çıktığını söylüyorsun. Bir sent gelmiyor, doğrudan yatırıma gelmiyor. Niye? Güven yok. Demokrasi yok, özgürlük yok, temel insan hakları yoktur. Burada bir güven verilmesi gerekiyor. Tamam. Şimdi iki tane İsrailli vatandaş kuleden resim çekiyor diye Google'a girdiğin zaman istediğin yerin efendim, salonunu bile görürsün. Üç gün tuttular. Ne oldu? Bir telefon, daha mahkeme
karar verdi, avukat itiraz etti, uçak hazır gitti. Yani Osman Kavala casus ilan edildi. Osman Kavala.